Dedaşlar Diyarı, Erzurum ilimizin değerli basın mensubu arkadaşlarımız, gazetecilerimiz, internet haberden gelen internet haberle alakalı değerli mensuplarımız. Erzurum'da emniyet teşkilatı olarak, emniyet müdürlüğü olarak 2022 yılının genel bir değerlendirmesini yapmak amacıyla bir araya geldik. Özellikle de 2021 ve 2022 yılının genel bir asayiş değerlendirmesini sizlerle beraber yapmak. Öncelikle şunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Erzurum, birazdan sayılarla ve rakamlarla da sizlere açıklayacağım. Güvenli bir şehir olmanın hem Erzurum'da yaşayanlar için hem bizim gibi Erzurum'da çalışanlar için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etmek istiyorum. Genel itibariyle ülke geneli asayiş suçları ya da diğer suçlar açısından Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından genel bir değerlendirme yapılıp bizlere gönderiliyor. Bu değerlendirmede Erzurum iline baktığımızda tüm suçlar anlamında da, kişilere karşı işlenen suçlar anlamında da, mal varlığına karşı işlenen suçlar anlamında da çok iyi bir noktada olduğumuz aşikardır. Tabii suç hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Suç mutlaka olacaktır. Erzurum gibi Türkiye'nin yüz ölçümü olarak 4. büyük şehri, nüfus olarak toplamda öğrencisiyle beraber 1 milyona yaklaşan bir nüfusa hitap eden, 75 bin öğrenciyi barındıran, üniversite öğrencisini barındıran iki tane üniversitemiz var biliyorsunuz. Atatürk Üniversitesi, keza Teknik Üniversite, 70 bin üzerinde öğrenciyi barındıran bir şehir. Böylesine hareketliliği ve canlılığı olan bir şehirde suç mutlaka olacaktır. Bizim amacımız mutlak olan bu suçu en aza indirmek, mümkünse de hiç olmamasını sağlamak. Tabii ki bu görevi yaparken biz Erzurum'da sadece tek bir kurum değiliz. Bu Sayın Valiliğimizin başkanlığında, Sayın Valimizin önderliğinde kurumlar olarak ortak bir çalışma içerisindeyiz. Bunu şunun için özellikle vurgulamak istedim. Çünkü biz şehir merkezinde emniyet teşkilatı olarak görev alırken jandarmada, kırsalda aynı görevi yerine getiriyor. Şimdi bu değerlendirmeleri ön girişi yaptıktan sonra buna sebep olacak sayılarla ve rakamlarla siz değerli basın mensuplarımıza kısa bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Bunun içerisinde zaten sizlerin basın mensubu arkadaşlarımıza dağıttık, basın notlarımız var. Orada da göreceksiniz. Sadece değerlendirirken şunu göz önünde almanız gerekiyor. Bazı suçlardaki artış tam tersi operasyonel faaliyet yaptığın sürece netice alabileceğin suçlar olduğu için bunlar artışı eyvah dememek lazım. Tam tersi bu bizim çalışmalarımızın neticesi olan artan bir çalışmadır. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Narkotik suçlarında, tem suçlarında, siber suçlarda bunlarda eğer siz operasyon yapıyorsanız suç oranı artar. Burada Erzurum'un en önemlisi olan bizim açımızdan tabii ki toplam nüfusa göre polis başına düşen vatandaş sayısı, bu da 156 vatandaşımıza bir polis memuru düşüyor. Bizim toplam personel sayımızın 3314 olduğu bugün itibariyle, değişen bir rakamlar bunlar ama 156 vatandaşa bir polis düşüyor şu anki mevcut personel sayımızda. Şimdi asayiş suçları ve diğer suçlar, burada tüm suçları değerlendiriyoruz. Tüm suçlar anlamında 2021 ve 2022 değerlendirmesinde evet suçlarda belli oranda 8 ki ilimiz için 8.3'lük bir artışa tekabül ediyor. Bu artış nüfusla beraber meydana gelen artış, güncel şartlarla, yani çünkü nüfus artıyor, şartlar ağırlaşıyor, insanlar çoğalıyor. Doğal olarak suçlarda kısmi bir artma olacaktır. Ama diğer suçlara baktığımızda kom, narkotik, tem ve güvenlik, bunlarla alakalı söyleyeceğim, işte narkotikteki artış, temdeki artış, siz operasyon yaparsanız o artış olur, yapmazsanız bu artışı sağlamazsınız. Asayiş suçları dediğim gibi öncelik. Bu tüm suçlardaki aydınlatma oranımız da
%87. Bu tüm suçlarda, bunu asayiş ve diğer suçlar olarak değerlendirdiğimizde, rakamsal olarak zaten asayişe geldiğimizde vereceğiz. Bizi asıl burada ilgilendiren şuradaki görmüş olduğunuz veriler. Arkadaşlar burada asayiş suçlarına, kişilere karşı ve mal varlığına karşı suçlarda belli oranda bir artış var. Ancak bu artışı değerlendirirken şunu görmemiz lazım. Ülke genelindeki artışlarda Erzurum ilinin durumu nedir? Erzurum ili bu anlamda ülke ortalamasının altında bir rakama sahiptir. Bu hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem mal varlığına karşı işlenen suçlarda ülke geneli ortalamasının altında olan rakamlardır. 2022 yılında asayiş suçları anlamında 13.539 asayiş olayı meydana gelmiş. Bu olaylardan 6.736 olay kişilere karşı işlenen, 2.546 olay ise mal varlığına karşı işlenen suçlar, 4.257 ise diğer suçlar. Diğer suçlardan kastımız ne? Bunların dışında olan işte kayıp eşya, kayıp şahıs, ki en fazla bizi yoranlardan bir tanesi de bu. Özellikle kayıp şahıs konusunda ciddi anlamda Erzurum'da bulunan bu yurtlarımız var. Yurtlardan bir tane şahıs, geçen gün ben onun istatistiğini çıkarttım. Bir yıl içerisinde 54 defa kaybolmuş. Yani onlar biliyorsunuz bu sevgi evleri ve çocuk yurtları hapishane değil. Korunaklı bir yerde değil. Orada barındırılan bir yer. Ama çocuk kaçıyor. İdarede mecburen çocuğun dışarıda bir başına bir iş gelmemesi için müracaatla bulunuyor. Her müracaat bizde bir kayıt cenayet olarak geçiyor. Bu diğer suçlar dediğim bunlar. Bunun içerisinde trafik suçları var, kumar var. Yani mal varlığı ve kişilere karşı suçların dışında kalan suçlar var. Ki bu anlamda kişilere karşı işlenen suçlarda Erzurum'da %95 gibi bir başarımız var. Mal varlığına karşı da 66.6. Bunların her iki rakamda Türkiye genelindeki ülke ortalamasının da daha iyi olan başarılı sonuçlar. Tüm olaylardaki aydınlatma oranımızda %90 olmuş. Bu anlamda 2022 yılında 14.614 şüpheli şahıs yakalanmış ve bunlardan 514 tanesi tutuklanmış. Bunlar ayrıca asayiş şubemizin içerisindeki briefingde yer alıyor. Aranan şahıslarla ilgili çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili yakalanma oranlarıyla beraber suç eşyası, suç unsuru, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları da var. Burada oranlar gözüküyor. Tabii ki kişilere karşı işlenen suçlarda bizim için Sayın Bakanımızın da, İçişleri Bakanımızın da kabul ettiği önemli 10 suç ve önemli 9 suç diye genel bir tanımlama vardı. Bunu bakanlık tanımlamasında da görürsünüz. Bu anlamda geçen sene kişilere karşı suçlarda bizi yoran ya da üzen değil, kasten öldürme olayları anlamında 2'den 10'a çıkan bir sayı var ama bunu 2020'de düşünürsek 2020 yılında 12 tane kasten öldürme olayımız olmuştu. 2020 yılında ciddi anlamda bir düşüş ama bu dediğimiz gibi kasten öldürme olayları özellikle hani polisle elinde olan iş var, olmayan iş var. Şimdi kasten öldürme olayının polisiye tedbirlerle önüne geçemezsiniz. Bu çünkü anlık olan olaylardır. Anlık hareketlenmelerdir. Anlık olaylardır. Evin içerisinde, iş yerinin içerisinde burada polis olup da bunu önlemek bir şansı yok. Temennimiz 2023 yılı inşallah kasten öldürme olaylarımızın yine daha az sayılarda çıkmak, hiç olmamasını sağlamaktır. Diğer burada dikkatinizi çekecek mal varlığına karşı işlenen 9 suçta da şunu söyleyebilirim. Dolandırıcı konusunda %14.9'luk bir artış var. Bu Türkiye genelinde ciddi anlamda özellikle son zamanlarda artan bir sayı. Çünkü internet üzerinden yapılan dolandırıcı konusunda ciddi bir artış oldu arkadaşlar. Özellikle bu sosyal medya, buna aslında bir şeyde alıştık, pandemi döneminde alıştık. Pandemi döneminde evde otururken her türlü işimizi internet üzerinden, alışverişimizi internet üzerinden yapmaya başladık.
alışveriş sebebi var. Normal bankacılık işlemleri için arıyoruz diyerek dolandırıcılık var. Var da var. Yani bu telefon ve internet ve teknoloji bu anlamda bize tersine bir geri dönüşüm oldu. Ancak burada Erzurum için güzel olan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Belki sizlerin kulağına gelen böyle sayısal veriler vardır ama biz cerrahimlerle konuşuyoruz. Bu anlamda evden hırsızlık olayları bizim bir önceki seneye göre %1.5'lik düşüş. Yani 137'den 135'e düşüş var. Burada bizi Erzurum'da asıl yoran ve güzel hırsızlık konusunda ne yazık ki bu kablo hırsızlığı, açıktan hırsızlık, işte yani büyük hırsızlıklar değil, büyük işte balkon bizde esas olan şudur. Ben de Asayiş Daire Başkanlığı'na geldiğim için kökenimde Asayiş suçları olduğu için arkadaşlar biz üzerinde de biliyorsunuz iş yerinden kasa hırsızlığı. İşte kuyumcu duvarını delinip kuyumcu hırsızlığı. Ondan sonra eve kapı kilidini kırmak suretiyle, balkondan girmek suretiyle. Şimdi bunlar ağır suçlar. Eğer sizin mal üzerindeki hakimiyetiniz, örneğin evinize girdiniz, kapınızı kilitlediniz, camlarınızı kilitlediniz, yattınız, uyudunuz. Malın üzerinde, yani kendi malınız üzerinde, eviniz üzerindeki, eşya üzerindeki hakimiyetiniz uyuma halinde sıfırlanmış oluyor. Ama siz önleminizi almışsınız. İşte bu eve hırsız girerse, bu hem hırsızlık yönden ağırlaştırılmış suçtur, hem de bizim için önemlidir. Ancak, arkadaşlar, şimdi burada verdiğimiz cerrahimleri biz size göstersek birkaç tane örnek. İşte apartmanda evi kapısının önündeki spor ayakkabısı çalınmış. Ondan sonra işte kablo hırsızlığı, musluk hırsızlığı, yani açık alandaki musluk hırsızlığı ya da inşaat, açık inşaat bitmiş değil. Hala devam eden inşaattan işte bir takım malzeme hırsızlığı. Bunlar oluyor. Biz de bunun adına açıktan hırsızlık diye veriyoruz. Dediğim gibi bunlarla ilgili belli böyle bir kesim var. Kavak Mahallesi, Sanayi Mahallesi. Orada böyle bir gruplaşma var. Bunlarla alakalı tabii ki bunların genellikle yaşı 18 yaşından küçükleri kullanıyorlar bu hırsızlıklarda. İsteniyor. Yani biz şunu söyleyeyim. Aynı şahsı bir hafta içerisinde 3 defa yakaladığımız oldu. 15 yaşındaki çocuk ya. Yani. Ama şimdi bunun çaldığı neticede bana bir cerrahim. Adam geliyor diyor ki benim diyor kablomu çaldılar. Ya da inşaatımdan demirimi çaldılar. Ya da diyor ki bahçemin işte içerisinde güğümlerimi çaldılar diyor. Şimdi bana göre bu suç. Bana göre bu suç ama adli yönden baktığında diyorlar ki açıktan hırsızlık. Bunun adı gündüz vakti olmuş. İşte mal açıkta duruyor. Herhangi bir korunak yok. Ve doğal olarak biz bunlarla habire tekrar uğraşmak durumunda kalıyoruz. Tabloda çok kötü bir oranlama var. Mesela çocuğa cinsel istismar %49 artmış. Evet. Cinsel taciz, cinsel saldırı suçları yine evet. Artış gösteriyor. Siz özellikle bu konuda ne düşünüyorsunuz? Söyleyeyim. Şimdi şöyle. Aslında yüzdeye vurunca rakamlar ama aslında rakamlar anlamına bakarsak değil. Burası küçük şehirde şöyle bir kötülüğü var. Yani küçük şehirdeyken suçun az işlendiği şehir. Şimdi arkadaşlar geçen sene bir tane yan kesicilik olmuş diyelim. Ya da kavgaç olmuş diyelim. Bu sene 3 tane yan kesicilik olduğunda ne oluyor oran? %300 artmış oluyor. Eyvah diyorsun ne oluyor? Oysa 1-3 olmuş. Şimdi bu cinsel istismar ve cinsel taciz konuları arkadaşlar eskiden bu tür olaylarda müracaat çok fazla olmuyor. Birincisi bu. Şimdi toplumumuz daha çok artık içinde saklamıyor varsa. Ama bununla beraber size asıl kötü olanını söyleyeyim. İddialar çok arttı. Karşı tarafı zorda bırakmak adına iddialar çok arttı. Yani bu iddiaların çoğu bu bizim cerrahimlerimiz. Bakın bu adliyenin cerrahimi değil. Şimdi çocuk geçen gün oldu. Bir tane çocuk bakkala giriyor. Bakkalda işte taciz edildiğini iddia etti. Çocuğun şeyi belli, bakkalın durumu belli. Bakkal 70 yaşın üstünde bir adam. Bana diyor geçerken dokundu diyor. Dokundu mu dokunmadı. Yani bu bir cinsel saldırı tarzı. Şimdi şöyle bir duruma geldi. Bakın eskiden biraz da bu biraz paranoyak bir toplum haline getiriyor insanlar belki. Eskiden
nasıl güzelsin diye, nasıl tatlısın diye yanından bir yara almak ya da bir başını okşamak bir sevme var değil mi? Doğru değil mi? E şimdi insanlar onu bile farklı bir şekilde değerlendiriyor. Yani buradaki artış dediğim gibi bizim müracaatları üst seviyede almamız ve ulaşımın aile içi şiddetle diğer birimlerimizin ulaşmasından kaynaklanıyor. Aslında böyle çok kötü, yandık bittik anlamda bir şey değil. Müracaat çok fazla. Okullardaki rehberlik hocalarımızın görüşmeleri fazla. Doğal olarak bu sayısal anlamda bir artışı gösteriyor. Ama bunun yarısı, bakın yarısı, belki yarısından da fazlası adliyeye geldiği zaman değişiyor. İddiaya dönüşüyor. Kişiyi zorla bırakmaya dönüşüyor. Aileler arasındaki kavgaya, komşular arasındaki kavgaya, akrabalar arasındaki miras kavgasına kadar düşüyor. Burada kapkaç olayımız dediğim gibi sıfırladık. Hiç artık kapkaç olayı, yağma olayları da azalma oldu. İş yeri ve kurumdan hırsızlıkları genel anlamında hırsızlıklar ve mal varlığına karşı önemli suçlarda oldukça iyi bir durumdayız. Kadesle alakalı da bizim asayiş yürü olarak ciddi bir çalışma şeyimiz var. Aile çeşitli biliyorsunuz arkadaşlarımızın çalışmaları var. Mümkün olduğunca bu kadesle ilgili aplikasyonu indirmek adına, kadınları bir ilgilendirmek adına üst seviyede çalışmalar yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Özellikle kadınlarımızla her noktada bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ve elimizde de şunu söyleyebilirim. Geçen sene itibariyle bu örneği tedbir olarak şey yapmak, elektronik kelepçe konusunda 21 tane elektronik kelepçe uygulaması yapıldı. Şu an halen devam eden 7 elektronik kelepçe konusu var. Bu mahkeme kararıyla alınan bir uygulama. Kadın cinayetleri konusunda genel itibariyle ki bizim Erzurum'da ki meydana gelen bu 10 cinayetler zannediyorum 2 ya da 3 tanesi aile içi kadın cinayeti. Hiç olmamasını tercih ettiğimiz konular ama benim gibi bazı şeylere evin içerisinde 2 kişinin özelinde meydana gelen olaylar olduğu için polis tedbirlerle bunu da çok çözmemiz mümkün değil. Ama KADES'in önemini defaten söylüyorum. Sizlere de aynı şekilde iletmek istiyorum. Konu suçlarıyla alakalı. Konu deyince arkadaşlar hem kaçakçılık hem organize hem mahalle suçlar anlamında değerlendirmeye gidiyor. Bu anlamda da yine hem operasyonel faaliyetlerimiz anlamında hem de yakalanan ve uygulanan veriler anlamında oldukça iyiyiz. KOM çatısı altında dediğim gibi arkadaşların yapmış olduğu operasyonel faaliyetlerde güzel çalışmalara dahil oldular. Özellikle 2022 yılında Gazi Turgut Aslan müdürümüzün, daire başkanımızın adıyla yapılan özellikle FETÖ terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik yapılan ve ilimizde de toplam 13 şahsın alındığı, 7'sinin tutuklandığı bir operasyon oldu. Bu operasyonun içerisinde biz de dahil olduk. Güzel bir çalışmaydı. Bu çalışmanın içerisinde biz de önemli bir ayağıydık aslında. Gazi Turgut Aslan operasyonu FETÖ'nün mali yapılanmasına vurulan önemli bir darbedir. İşin özünde. Bunun dışında Erzurum için düşünün. İşte Erzurum'da mahalli suçlar anlamında ne oluyor? Tütün kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı. Bunlar zaten rutin bir şekilde yürütülen suçlar. Ama bizim için önemli olan bir başka çalışmada bazı maddi yönden mağdur kişileri üzerinden para kazanan tefecilerle alakalı. Geldiğim günden beri bir iki şikayeti biz çok daha önemseyerek üzerine gitmek suretiyle operasyonlar yaptık. Bunu hem 2021'de yaptık hem 2022'de yaptık. 2022'de yine girdap operasyonu adı altında bir tefecilik operasyonuna bizde tüm Türkiye'de yapılan bir tefecilik operasyonu içerisinde planlı projeli bir beklenti içerisindeydik zaten. Ön çalışması yapıyorduk. Ve bu A yürekler dediğimiz grubun ikinci dışarıda kalan, zaten dediğim gibi birinci grubunun içeride 2021'de zaten atmıştık. Onların dışarıda kalan son sürtüntülerini de bu girdap operasyonu içerisinde yaptık. Onda da 7 kişi daha tutuklandı. Yani şu an bu tefecilik
adı altında kirli para kazanan herhangi bir şahıs grup bırakmadınız bu, ama dediğim tabii şeyli çalışanlar, yani bir yapılanma içerisinde bir grubun olmadığını biliyoruz. Görüyorsunuz 2022 itibariyle tüm şeylerde kaçakçılık, mali, organize bütün suçlarda arkadaşlarımızın güzel çalışmaları devam ediyor. Evet, asıl en fazla ilgimizi çekecek olan narkotik konusu. Narkotik konusuyla alakalı 2022 yılı oldukça bizim açımızdan çok gayretli ve çalışkan olduğumuz bir yıl olarak geçti. Yapmış olduğumuz operasyonel faaliyetler açısından 2022 yılında 381, ki bir önceki yılda 297 iken 381 operasyonel faaliyete dahil olmuşuz. Yakalamalara dahil olmuşuz. Çalışmaya dahil olmuşuz. Yakalanan madde anlamında bizi en fazla dikkatimizi çekecek, burada sizin önünüzdeki zaten notlara bunu yazmıştık. Eroin yakalanması 122 kilo, bir önceki yıl 81'di. Esrar 44, metamfetamin, onu özel ilgili anlatacağım zaten, 121 kilo. Uyuşturucu hap ve diğerleri. Yakalanan miktarlarla alakalı olarak, dediğim gibi operasyonel faaliyet yaparsan, yol uygulaması yaparsan, projeli çalışma yaparsan bunları yakalarsın. Yakalamazsan oh Erzurum nasıl güzelmiş deyip oturuşlarına hiç bu sayılar olmaz. İyi ama ne güzel bizde düştü, sayılar düştü diye tersine bir algı oluşmaması için ben işin başında size anlattım. Çalışırsanız bu rakamları çıkartırsınız. Bu anlamda arkadaşlarımız hem uygulama noktasında gece gündüz 24 saat esasına göre gittiği projeli çalışmalara yapıyorlar. Erzurum'un madde bağımlılığı anlamında değerlendirecek olursak şunu söyleyebilirim. Tabii ki Erzurum'da bu her yerde olduğu gibi Erzurum'da madde kullanımı var. Madde kullanımında şükürler olsun ki çok daha ağır bağımlılık anlamında, yani şu biz bu yakalamaları yapıyoruz ama bu yakalamalar yüklü yakalamaların çoğu hatta şöyle söyleyeyim, %95'i söyleyeyim, bizim transit olarak geçen mal yakalamalarımız. Yani sınırdan başka illerden geçmek suretiyle bizim ilimizi geçerken, yani büyük şehirlere, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük yerlere nakil olan balın yakalamasıyla oluşan rakamlar bunlar. Yoksa bizim şehir içerisinde kullanıcı olarak yakaladığımız maddeyi alırsak konu iş gramlara düşer. Biz ne yapıyoruz? İşte yakalıyoruz. Gün içerisinde arkadaşlarımızın çalışmalarıyla hem bekçilerimiz, hem güven timlerimiz, hem narkotik ekiplerimiz, hem devri ekiplerimiz vasıtasıyla yakalıyoruz. Ne yakalıyoruz? 1.5 gram met yakalıyoruz. İşte 0.57 gram bilmem şunu yakalıyoruz. Yani bunlar bu değil. Bu rakamlar oluşturan bizim nakil olurken, şehre giren değil, şehri çekip giderken girip giden mal yakalamasıdır. Eroin kullanımı şükürler olsun ki yakalamalarımızda Erzurum'da yok yani. Erzurum'da ne oluyor? Erzurum'da arkadaşlar şunu söyleyeyim. Son zamanlarda tüm Türkiye'nin de başına gelen bela olan metamfetamin kullanımı. Ciddi anlamda Türkiye'nin şu an en fazla narkotik daire başkanlığı ve narkotik biriminin en fazla uğraştığı konu bu. Bakın, bizim yakalamalarımız, çalışmalarımızda yakalamalarımızda, şimdi şu şehir efsanesini ya da dedikodu efsanesini de tutmamız lazım. Siz basıncılar olarak, biz bürokratlar olarak dışarıdayız. Ne yazık ki iki kişi böyle konuşurken bir şeyleri acit etmek insanların hoşuna gidiyor. Hani öldük, bittik, yandık, mahvolduk şeyini mi yaşıyoruz acaba? Onu düşünüyorum. Bizim yakalamalarımızda 17 yaş altı ya da 16 yaş altı ya çıkar ya da çıkmaz ya. Bakın, çıkar ya da çıkmaz. Ya. Ama insanların bir şeyini acil etmek için ya ben ilkokul önüne inmiş, ortaokul önüne inmiş, hangi parayla neyi satıyorsunuz? Ya torbacının ya da bu işi
iştigal eden insan, para kazanan insanın gidip de ortaokul önünde, ilkokul önünde çocuğunuza kaç para harçlık veriyorsunuz ki? Neyi alıyor, nasıl alıyor, neyi kullanıyor? Yok böyle bir dünya. Bu bir şey, şehir efsanesi ağzı, bir şeyleri ajit etmek, biraz muhalefet tarzı. Hani işte çok kötü gidiyor, yok arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben Erzurum için size söylüyorum, Erzurum'da kullanım anlamında bakın zaten Narkotik Daire Başkanlığı aylık ve sonra yıllık olarak illerin nüfusa göre yani Ankara şeyle Erzurum'da İstanbul'u bir tutarak değil nüfusa oranlayarak 100 bin nüfusa göre kullanan uyuşturucu ya da profili çıkartıyor. Biz Erzurum olarak sonlarda 10. 11. 12. oluyoruz. Ki yakalama yapmadık derken bakın güvenli okulun güvenli eğitim projesi var biliyorsunuz. Bu proje kapsamında bizim okullarda hem narkotikle hem asayişle huzur uygulamaları yapıyoruz. Okul önünde huzur uygulamaları yapıyoruz. Burada bayraklar. 136 okulumuzda da koordinasyon görevlisi var. Biz bu anlamda şeyde sadece okul önünde bu şeyle alakalı 9 tane huzur operasyonu yapmışız. 2022'de. Yani bunlara dayanarak söylüyorum. Bunlara dayanarak söylüyorum. Öyle okullarla ilgili falan filan bir konusu çok doğru şeyler değil. Doğru yaklaşımlar değil. Metamfetamin zaten meddediğimiz kimyasal uyuşturucu madde sınır ülkelerimizden birinden geliş yapıyor. Ya genel itibariyle değerlendirirsek İran üzerinden geliyor. Burada üretilen bir şey değil. Buradan gelip geçen, gelip geçerken bir kısmını ya da buradakilerin alıp kullandırdığı bir var. Burada şu anlamda söyleyeyim. Erzurum'da bir laboratuvar yok. Narkotik madde imal laboratuvarı yok. Ya da narkotik madde imaline yönelik bir şey yok. Erzurum'dakileri daha çok al, kullan şeklinde olan bir şey var. Öyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Sizin ihbar ettiğiniz adam bir saat sonra aynı parkta oturuyor görüyorsunuz. Bir saat sonra aynı parkta diyor ki polis aldı bıraktı. Ya polisin alma yetkisi var ama bırakma yetkisi yok. Bırakma yetkisi kimde? Savcıda. Biz alıyoruz adamı diyor savcıya arıyoruz. Diyoruz ki sayın savcı şöyle bir şahıs diyorsun üzerinde işte şu kadar gram şeyle yakalandı. Talimatımız ne? Alın ihbaren gönderin. Bitti. Bir saat sonra o adam dışarıda. Önemli yakalamalarımız var. Mesela burada, şimdi mesela eroin yakaladık diyoruz. Ama bir tane yakalamada 100 kilo mesela yakalamış. 103 kilo zannediyor. Yani şu el aldı. 103 kilo. Evet, terörle mücadele birimimizle alakalı. Terörle de alakalı 2022 yılında bir önceki yıl olduğu gibi aynı şekilde mücadelemiz devam etti. Neyle mücadelemiz devam etti? İşte FETÖ terör örgütüyle ilgili çalışmalarımız ve operasyonel faaliyetlerimiz oldu. DHKK'yı'da El-Nusra gibi dini duygulara istismar eden örgütlerle yapıldı. Bir diğeri tabii ki PKK-KCK yapılanmasıyla ilgili yıl içerisinde ciddi operasyonel çalışmalar oldu. Bunun karşılığında da 186 operasyonel faaliyet 2022 yılında. Bunlardan 124'ü bölücü terör örgütü PKK, 55'i FETÖ, 6'sı dini istismarlar örgütler olmak üzere yapılan çalışmalarda 249'da şüpheli şahıs alınmış. İlimizi terör anlamında değerlendirecek olursak da şükürler olsun son yıllarda herhangi bir terör faaliyeti yaşanan bilgi olmadı. Sayın Valim defaten zaten iletiyor. Şükürler olsun Erzurum sınırları içerisinde herhangi bir terörün barınma ihtimali ya da barınma imkanını bulamıyor. Bu bizim merkezde olduğumuz kadar özellikle dış ilçelerdeki arkadaşlarımızın orada görevlenen özel harekat görevini biliyorsunuz. Dört ilçede bizim özel harekat yuva dediğimiz yerlerde özel harekat görevlilerimiz var. 24 saat esasına göre bizim kendi ilçe sınırlarımız içerisinde güvenliğimizi sağlıyor. İlçe personelimiz keza. Biz de merkezden aynı çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda ülkemizin seçim atmosferine gireceği bir yıl.
Bu anlamda hiçbir şekilde ben arkadaşların ziyaretlerinde de söylüyorum. Rehavete kapılmak bizim en büyük tehlikedir, bizim için en büyük kötülüktür. Rehavete kapılmadan her şey olabilir düşüncesiyle arkadaşların duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz, öneriyoruz, uyarıyoruz, denetliyoruz. 2023 yılında bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Göçmen kaçakçılığı bu anlamda göçle alakalı ilimizde bulunan yabancı sayısında biliyorsunuz biz bu anlamda iyi bir iliz. Özellikle Suriye nüfusuna kayıtlı göçmen profilimiz çok Erzurum'da yok. Bizim 4500'de 5000 gibi bir ilimizde bizleri takip edilen, bilinen, takip eden bir profilimiz var. Yıl içerisinde 80 tane organize göçmen kaçakçılığı olayına müdahil olmuşuz. Bununla alakalı 155 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış. 35 şahıs göçmen kaçakçılığı yapmakta. Biliyorsunuz göçmenlerle ilgili herhangi bir şey işlem yapılmıyor. Onlar göç idaresine teslim ediliyor. Göçmen kaçakçılığı onları araç temin eden, onları araçla bir yerden bir yere götüren, organize bir şekilde onlardan para almak suretiyle yapan 35 şahıs bu şekilde 155 kişiden 35 şahıs tutuklanmış. Bir kadının öldürülmesi bile bizim için sayısı şey olarak fazla. Ama hayatın doğal akışında cinayetler de olacaktı, olay da olacaktı, trafik kazası olacaktı. Bu kadar aracın hareketlilik halinde olduğu bir ülkede mutlaka kazalar olacaktı. Bizim amacımızda bu kazaları mümkün olduğunca en azından indirmek. Bu anlamda da 2022 yılında polis bölgesinde yine düzeltip şey yapayım. Polis bölgesinde 7 adet ölümlü trafik kazası meydana gelmiş. Ki bu 2021'de 11 ölümlü kazaydı. %36'lık bir azalış var. Bir diğer konu bu kazalarda, vahim kazalar olarak yani bu kazalarda hayatını kaybeden vatandaş sayısı bu da 2022'de 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 2020'de 14 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Bu anlamda da %43'lük bir azalış var. Yani trafik yönünden hem bölge trafik hem şehir içi trafik arkadaşlarımız mümkün olduğunca elinden geleni yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Ya bunun kotası olduk ya. Bir de şu var. Şöyle bir yanlış kanı var zannediyorum. Yazılan cezanın bilmem patlaşımı falan işte belli bir oranı diyorlar şu. Ya böyle bir şey olur mu? Ya emniyet teşkilatının üzerine böyle bir kayıt şeyden gelir mi yani? İşte çok ceza yazdık, o bunun da bir kısmı bize geldi. Valla böyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir kota olayı yok. O prim yok, kota yok, onların özeti ifade edin, böyle bir şey yok. Biz uygulamalarımızı ihtiyaca binaen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın uygulama takvimi var. Yani şöyle yapıyor, onu da size söyleyeyim. Mesela Trafik Daire Başkanlığı diyor ki, ayın bugün kaçı? 5'i. Diyor ki ayın 6'sında diyor, 9'la 11 arasında şehir gidişlerine göre diyor radar uygulayacaksın. Zaten. Tutturamadık, ne yapacağız? Kotayı